Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu hafta gündeme dair Ankara'da düzenli olarak yaptığımız değerlendirme ve basın toplantılarımızı İstanbul İl Başkanlığımızın ev sahipliğinde yapıyoruz. Bir kez daha il başkanımıza, il yöneticilerimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Türkiye gündemi açısından çok kritik başlıkların olduğu bir gündeyiz. Yargıtay 16. Ceza Dairesi dün Zaman Gazetesi yazarı Mümtözer Türköneye silahlı terör örgütü üyeliği suçundan verilen hapis cezasını bozarak Türköneyi tahliye etti. Tabii yargı kararlarını tartışmak ya da Türkönenin tahliyesini bir gündem haline getirmek aslında bizim işimiz değil. Ancak bu tahliyeyi ve bu yargı kararını tartışmalı kılan ve bu e, tahliyeyi dikkate değer kılan mesele, Milliyetçi Hareket Partisinin lideri Bahçeli'nin bundan 3 ay önce 23 Haziran tarihinde Türk cezaevinde bulunmasına ilişkin bir açıklama yapması ve Türk abisi üzerinden abisinin Milliyetçi Hareket Partisinin siyasetine aidiyeti ve anlamı üzerinden kurduğu bir illiyet bağıyla tahliye edilmesi çağrısında bulunmasıydı. Hep söylüyoruz. Türkiye'de kimin cezaevine gireceğine tırnak içinde söylemek gerekirse dünya liderimiz karar veriyor. Onu dışarıda bırakmam, onun yakasını bırakmam, bunu yanına bırakmam ya da mahkemelerin verdiği tahliye kararlarına onu tahliye etmeye, beraat ettirmeye çalıştılar diye kafa tutuyor. Oysa ki kuvvetler ayrılığının olduğu iddia edilen bir ülkede mahkeme örneğin Kavala davasını görüyor, bitiriyor ve oy birliğiyle tahliyelerine karar veriyor ve beraatlerine karar veriyor. Ertesi gün Recep Tayyip Erdoğan onu beraat ettirmeye çalıştılar diyor. Sanki kendisinden habersiz veya onaysız bir beraat olmayacakmış gibi. Ve Türk, Türk hukuk sisteminde olmayan bir jüri mekanizması var sanki. Millet jürisi Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında vücut buluyor. Hakimin ne karar verdiğinin önemi yok. Onun verdiği kararı hakimlerin tekrar etmesi, ona göre şekillenmesi lazım. Millet jürisinin sözcüsü gibi davranan bir parti genel başkanıyla karşı karşıyayız. Tabii o bu kadar fütursuz ve bu kadar yargı üzerinde etkin olunca kendisine bakansız, sebepsiz destek veren koalisyon ortağı, ittifakın küçük ortağı da hani bana hani bana diyor. Bakan almamış, atamalarda bir takım etkilerinin olduğuyla ilgili kendi tabanında bu inanılmaz kendi tabanının da içine sindiremediği hatta partinin içinden parti çıkacak kadar itiraz üremiş bu siyasetini anlamlandırmak için şehidimizin kardeşi içeridedir. Onun dışarı çıkması lazım. Neden içeridedir? FETÖ'den içeridedir. FETÖ konusunda neler neler söylüyorsunuz? Anlaşılan senin FETÖ'cün kötü, benim FETÖ'cüm iyi noktasına gelmiş Sayın Bahçeli. Ve Türkiye'de kimin içeride olacağına tırnak içinde bizim dünya liderimiz, kimin dışarı çıkacağına dünyanın diğer liderleri karar veriyordu bugüne kadar. Mesela Angela Merkel, Deniz Yücel'in bütün dünyaca da eleştirilen bizim de eleştirdiğimiz haksız tutukluluğuna bir telefonla son verebilmişti dünya kadar savunmaya hukuk mücadelesine rağmen daha o gün Deniz Yücel'e tutukluluğunun devamına kadar eline verildikten dakikalar sonra Merkel'in telefonuyla Deniz Yücel de o uçağa nasıl bildiğini bilememişti. Büyükada tutukluları göya 15 Temmuz'da darbeyi oradan planlamışlardı. Ömür boyunca onları güneş yüzü göstermeyecekti. Ama Schröder'in bir telefonuyla büyük ada tutukluları serbest kaldılar. Macron Fransız gazetecileri serbest bırakırken bu konudaki altın madalya Trump'a aittir. Çünkü Rahip Branson için büyük konuşmuştu dünya liderimiz. Demişti ki bu can bu bedende durdukça o teröristi vermeyiz. Hem Fetöyle ile hem PKK ile işbirliği var demişti. Sonra da şöyle söylemişti. Çok istiyorsan papazını ver bizim papazı. Yani Fethullah Gülen'i verirseniz Branson'u ancak veririz. Sonra Trump bir telefon açtı. Branson gitti. Trump da Erdoğan'ın akıllı davrandığını, kendisini üzmediğini, sözünden çıkmadığını söyledi. Şimdi diğer dünya liderleri dışında tahliye başarısı gösteren bir lider daha var. O da ittifakın bakansız, izahsız sonuna kadar destekçisi küçük ortak artık hani istek yazar gibi sanatçıdan tahliye talebi yazmış saraya. Üç ay önce hepimizin gözünün içine baka baka bunu söyledi. Saray yargısı da bu tahliyeyi gerçekleştirdi. Buradaki sıkıntı buradaki sıkıntı Türkiye'de kuvvetler ayrılığı yokturun altına tescil damgası vuruyorsunuz talimatla yargının altına tescil damgası vuruyorsunuz. Bunu yaptığınızda işte ekonomi nasıl düzelsin, bu faizler nasıl kontrol altına alsın? Türkiye'de, Türkiye'de hazinenin borçlanma bonolarında Türk lirası üzerinden yüzde ellinin üzerinde olan yabancı payı son verilerle yüzde beşin altında. Yani Türkiye yangın yeriymiş gibi kaçıyorlar. Ve Türkiye ekonomisi ilk günahı işledi. Ekonomistlerin ilk günah dediği şey. Yurt dışından elbette dolarla borçlanırsınız. Ama yurt içinden dolarla borçlanmak ekonomistlerin ilk günah dediği şeydir ve sonun başlangıcıdır. O günah işlerleri çok oldu. Kendi vatandaşınıza Türkiye'nin geleceğine güvenin diyorsunuz. Türk parası borçlanmayı kabul etmeyen vatandaşa ancak dolar üzerinden geri ödeme taahhüt ederseniz parayı Türkiye'de tutup size borç veriyor. Türkiye bu haldeyken herkes bir tek şeye bakar yargı bağımsızlığına. Yargı bağımsızlığı yoksa hukukun hukuk üstünlüğü yoksa, hukuk güvencesi yoksa buraya ne yabancı para gelir ne yerli sermaye burada durur. Bahçeli'nin talebiyle gelen tahliyeler elbette vicdanları yaralar. İçeride durup da bir genel başkanın ismini anmadığı diğer kişileri yaralar adalet duygusunu derinden sarsar ama inanın Türkiye'nin dışarıdan görüntüsü açısından ekonomimize de hiçbir katkısı yoktur. Yine Türkiye'yi dışarıda zor durumda bırakan ve daha doğrusu bu resmin içinde yer almaktan üzüntü duyduğumuz, utanç duyduğumuz bir durumda uzaktan eğitim meselesi Ziya Selçuk şirket gibi yönetilecek Türkiye'nin milli eğitimi Özel şirket gözüyle gören bakanı ilk geldiğinde yüksek beklentileri daha fare doğurup güvenilen dağlara kar yağmış Ziya Selçuk. Bir buçuk milyon öğrencinin interneti bilgisayarı yok uzaktan erişimi yok diyordu. Buradaki çağrımızı üşenmeden usanmadan bir kez daha teklif ediyoruz. Nasıl pandemide siz patanaj yaparken Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının çağrısıyla ve onların sözüne kıymet veren binlerin, on binlerin harekete geçmesiyle milyon TL'ler zaman içinde toplandı da siz aman CHP'yi parlatmayalım. Bunların kitlesi bunların sözüyle büyük bir dayanışma ağı ördüler. Olmasın deyip hesaplara el koydunuz. O saatler içinde toplanan 5 milyon TL'lere, 10 milyon TL'lere el koydular. Açın önümüzü. Bizim belediyelerimiz internetsiz ev, televizyonsuz ev, uzaktan eğitim erişimi olmayan çocuk bırakmasın diyoruz. Çözüm üretmek yerine net olarak şunu yapıyorlar. Bu işi CHP'liler yapmasın AK Partili belediyeler devreye girsin diye. Ama ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dünyanın uzaktan eğitimde en iyi üçüncü ila beşinci ülkesi arasındayız diyen Ziya Selçuk EBA çökünce çok sevindim. Çok ilgi oldu diyor. Sanki bağlanacak öğrenci sayısını bilmiyormuş gibi önceden. Sonra da diyor ki EBA çöktü, sevinenler oldu. Sevinen olmadı ama sen sevindiğini ifade etmiştin. İlgi çok yüksek diye. Sanki şirket yönetiyor beyefendi. Müşteri kapıda kuyruk olunca seviniyor. Oysa ki senin için her ihtiyaç sahibini ihtiyaç duyduğu bilgiyle her öğrenciyi televizyonla, internetle ve öğretmeniyle buluşturmaktı. Şimdi geldiğimiz noktada diyor ki yüzde ulaşıyoruz. Ne kadar ayıp. Son öğrenci uzaktan eğitime erişene kadar eğitimde fırsat eşitliği yok demektir. Yüzde on kolay telaffuz edecek mi bir rakam? Ben muhalefet partisi grup başkan vekili olarak on öğrenci bulsam ve desem ki bu on öğrenci niye eğitim alamıyor? Bakanın bununla dertlenmesi lazım. Yüzde onu az buluyor. 10 öğrenciden bir tanesinin eğitim alamamasına bu başarıdır diye görüyor. Ve kabul edilmeyecek bir açıklama. Diyor ki Dünya Bankası'ndan diyor bir fon buldum. Proje yapacağız. 160 milyonluk. Bir buçuk iki sene içinde bu dijital sorunların tamamını çözeceğiz. Ya bir buçuk iki sene ha. Bir buçuk iki hafta dese çok değil mi Sayın Bakan dersin. Çözlü sorunu dersin çocuklar eğitim bekliyor dersin bir buçuk iki senne gerçekten suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanıdır rejime kasteden anayasa değişikliğinin milletten aldığı yetki millet milletten milletin elinden aldığı yetki milletvekillerinin milletimiz adına mecliste gen soru verme yetkisi elinden alındı meclisin yoksa bu hafta yaşananlardan sonra tam da genç soruyu verip sorguya çekip düşürülecek bakanlardan bir tanesidir. Tabii haftalık olağan olarak Süleyman Soylu'nun her hafta düşürülmesi gerektiğiyle ilgili kanaatimizi tekrar ederek söyleyelim. Ancak suyu ısınan bakanlardan bir tanesi de Milli Eğitim Bakanı'dır. Ona bu haftaki büyük başarısızlık ve bu büyük pişkinlikten ve bu büyük, büyük vizyonsuzluktan dolayı Halkımızın, milletimizin vicdanında bir gen soruyu daha veriyoruz. Değerli basın mensupları tabi tesadüfen ve üzülerek bir örneği de kendi ilimde Manisa'da olmak üzere dünkü resmi gazeteyi açtığımızda 17 ilde acele kamulaştırma kararı okuduk. Manisa, Van, Çanakkale, Adana, Balıkesir, Kütahya, Aydın, Denizli, Malatya, Bursa ve Giresun'da ve Şırnak'ta ve Mersin'de acele kamulaştırma kararları alındı. Hepsi birbirinden berbat. Kendi seçim bölgem ve kamuoyuna çok mal olmuş bir bölge olduğu için Manisa, Salili, Çapaklı'yı dikkatlerinize sunmak istiyorum. Biliyorsunuz Manisa'nın Salili ilçesinin Çapaklı mahallesinde ama Eski köy o köyde birileri geldi. Hayvancılık yapacağım diye köyde satılan bir tarlayı satın aldı. Köylü de iyi fiyat vermiş birine ihtiyacı olan Çabaklılı bir hemşehrimiz tarlasını sattı. Hayvancılık yapacak sanıyorlardı. Tarlaların içinde bir tarla. Sonradan öğrenildi ki biyogaz fabrikası, biyogaz tesisi kurulacak. Prensipte Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler biyogaz tesislerine karşı değil ama biyogaz tesisi bir ürünü gübre olduğu için ve çok fazla çok yüksek miktarda biyolojik atık ve çeşitli atıklar gelip orada işleme tabi tutulduğu için çevreye yaydığı kokudan dolayı bunun en uygun yere ve çevre örgütleriyle Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri öyle yapıyorlar. Çevre örgütleriyle de görüşerek bütün toplumsal kesimlerin rızasıyla kimsenin itiraz etmeyeceği bir yerde yapmak lazım bu enerji tesisini. Ama Çapaklı Köyü'nün dibine ve insanların tarlalarının tam ortasına yapıyorlar. Buna itiraz etti Çapaklı'lılar. Çapaklı'lı kadınların direnişi hepimize örnek oldu, ibret oldu. Onlara yapılan muamele de Türkiye için bir utanç sayfası olarak geçti yerde sürüklenen, kolları kıvırılan, arkadan ters de te kelepçe vurulmaya çalışılan köylü teyzelerimizden, ablalarımızdan, ninelerimizden, 75 yaşında ninelerimizden bahsediyoruz. Ve o direniş duruyordu ve o tarlanın etrafındakiler de sizin yola geçişiniz yok, bu fabrikayı kurdurmayız, sizi geçirmeyiz deyip direniyorlardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla tesisle Yol arasındaki arsaları acele kamulaştırma kararı yayınlandı. Acele kamulaştırma kanununun kanunun 27. maddesinde acele kamulaştırmayla ilgili yurt, yurt savunması ihtiyacı ve Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar diyor. Bunu acele kamulaştırma konusunda uzman hocalarımıza sorduğumuzda şöyle söylediler. Ben dersi şöyle anlatıyorum dedi derste. Ya bu acele kamulaştırma. Çünkü kişinin mülkiyet hakkının elinden alınan devlet eliyle ve yürütmeyi durdurma alamıyorsunuz. Süreler yok. Burayı kamulaştırın, al paranı çekil kenara. Bunu şöyle anlatıyormuş hocalar yıllar öncesinde öğrencilerine. Ben hukuk fakültesi öğrencisi değilim ve hukuk fakültesi mezunu değilim. Olanlardan da özür dilerim. Ama ben anladığımı hocanın bana anlattığından söylüyorum. Örneğin Kıbrıs Barış Harekatı gibi bir şey yapıyorsunuz, askeri foçadan getirdiniz, amfibi harekat için e, amfibi harekatın yapılacağı bir yerden onları bindireceksiniz. Ama tam planladığınız kapak atacağınız yerlere bir saldırı oldu, kullanılmaz hale geldi. En elverişli bir yer var, bir köylü amcanın tarlası. Biz bu tarladan asker geçireceğiz diyor, domateslerim var diyor. Burada yurt savunması ve milli güvenlik açısından önemli hal, ver parayı al tarlayı. Buralarda kullanacaksın bunu. Tabii ki gerekçelerine dünya kadar şeyler yazılmış, büyük enerji yatırımları bilmem neler, herhalde çok büyük tesisler, belki ee, kimsenin arsasını vermediği durumlarda nükleer santral için falan mı düşündüler, ne yaptılar zamanında ama Bizim Salili'nin Çapaklı köyünde 75 yaşında teyzenin köyünü savunma iradesini aşamayanlar Cumhurbaşkanı'na dün akşam imza attırmışlar. Bu kadar basitlik olur. Bu kadar meseleyi basite almak olur. Çapaklı'daki bir arsaya kurulacak biyogaz tesisi, bir tarlaya ben gittim oraya 15 dönüm, 18 dönüm bir tarla. Orası için o yola çıksın diye Cumhurbaşkanı acele kamulaştırma imzası atıyorsa söyleyecek söz bulamıyoruz. Çapaklı'daki direniş bitmez. O direnişi sürdüreceğiz. Onların arkasında Cumhurbaşkanı durabilir. Şirketin, Çapaklı halkının ezdirmeyiz. Karıncan'ın kardeşi var o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Ve bu konuyu kapatırken 3 Aralık 2019'a çok gerilere değil. 10 ay geriye gidiyoruz. Biliyorsunuz ki defalardır sürelerini uzattıkları termik santral bacalarına filtre takılması ile ilgili yine bir 3 yıl süre vermişlerdi. Çok isyan ettik hepimiz. Soma için ettik, Elbistan için ettik. Türkiye'nin dört bir yanı için ettik. Sonra Cumhurbaşkanı veto hakkını kullandı toplumsal tepki üzerine ve şu cümleyi kurdu. Bir tarafta halk, bir tarafta sermaye var. Halkım diyor ki bana hava kirliliğinde yaşamakta sıkıntı çekiyoruz. İş bitmiştir. Bu karar halkımındır. Sayın Cumhurbaşkanı, Çapaklı'da yüzlerce kadın direnişçi ve onların onları örnek alan Çapaklı halkı bunu istemiyoruz köyümüzde. Bu kokuyu istemiyoruz, bu pisliği istemiyoruz diyor. Bir tarafta halkın var yine, bir tarafta da sermaye. Hani sen halkın yanında duracaktın? Hani halkın yanında duracaktın böyle diyorsa? Recep Tayyip Erdoğan'ı Çapaklı'ya davet ediyorum. Gelsin. O teyzeler ne istiyormuş diyor ya, halkın bunu istiyorsa iş bitmiştir. Gelsin ne istiyormuş görsün. Sosyal medyaya Çapaklı yazsın, oradaki yakarışları görsün. Ondan sonra bakalım attığı imzanın arkasında duruyor mu, durmuyor mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve yine Recep Tayyip Erdoğan Yine yakın bir zaman daha Ağustos ayında faizlerin düştüğünü ve daha da düşeceğini söylüyordu. Faizler düştü. Tam cümleyi bulayım. 10 Ağustos günü yaptığı açıklamada faiz inşallah daha da düşecek. Çünkü bütün arzumuz bu ülkede yatırımcıyı daha da rahat ettirmektir diyordu. Ve bir iddiası var. Yıllardır faiz düşerse Dolar da düşer, euro da düşer, kira da düşer, enflasyonda düşer. İşi bilenler diyor ki, faizle dolar, faizle İsta, İstanbul menkul kıymetler borsası, Borsa İstanbul ilişkileri biraz farklı ilişkilerdir. Birinin düşmesi için paranın bir başka tarafa gitmesi gerekir. Sen faizi olması gerektiğinden ve ekonomideki makroekonomik gerçekliklerden farklı baskıyla düşünürsen Faizden kaçan para dolara gider dolar fırlar. Ve faizden kaçan para harcamaya yönelirse enflasyon fırlar. Ve bunların her birisi birden makroekonomik dengeleri alt üst eder. Hayır inadı inat. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı laf dinlemiyordu diye işten alıyor. Çünkü o bunları söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Faizi sebepsiz düşüremezsin. İstihdamı arttırırsın, üretimi arttırırsın. Paramız değerlenir, faiz zaten düşer. Ama sen zorla faiz düşürürsen dolar fırlar Bu değiştirdi bakanı e, Başkanı Ve merkez bankası başkanı değişince yenisi itaatkar bir kardeşimizdi çok da övgülerine mazhar oldu Ama Faizi ikişer ikişer düşürdüler Dolar yukarıya doğru fırladı gitti Dolar 9 lirayı 10 lirayı zorlamaması için Faiz arttırımı mecburi diyor herkes Ve Yeni Merkez Bankası Başkanı da iki ihtimal var. Ya artık bu büyük zorunluluğu yerine getirip başına gelecek her şey razı oldu. Ya da bir gerçek var. Recep Tayyip Erdoğan geri vites yaptı. Bir U dönüşü var. Makroekonomik gereklilikler, ülkenin menfaatinin gereklilikleri iki puanlık faiz artışı olmaksızın bu doları dizginleyemeyeceklerini söylediğine göre Recep Tayyip Erdoğan o dönüş yaptı. Peki o zaman sormazlar mı? Sen son bir yılda 120 milyar dolarlık döviz rezervini niye çarçur ettin, havaya attın, resmen parayı yaktın? Neden? Hem faizi düşürüyor hem dolar artmasın. Hazinedeki dolar, dolar almak isteyen herkese hepimizin rezerv dolarlarını sattı bu. Dolar mı istiyorsun? Al hazineden. Başka yerden alırsa fiyat artacak. Fiyat artmasın diye hazinedeki doları satıyor. Ve şimdi bugün artık pes etmiş. Yani eğer Merkez Bankası Başkanı hareketi yapmıyorsa kendiliğinden çünkü itaat etsin diye gelmişti, biat etsin diye gelmişti. Bu karardan Cumhurbaşkanı'nın bari var. O zaman bizim 120 milyar dolarlık rezerv boşu boşuna uçtu gitti. Ve işçiye yüzde altı, memura yüzde sekiz zam yapıp ezdirmedik dediği yerde TÜİK diyor ki elektrik 32, iki, doğalgaz 35 beş arttı. Ve Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu gün iki liraydı dolar. O hal ilan ettiği gün üç liraydı. Anayasa değişikliğini yaptığında üç buçuk lira. Tek adam rejiminin yeni cumhurbaşkanı olduğunda dört buçuk lira. Bugün 7.7 lira. Cekteki para %64 daha kıymetsiz dolara karşı. Verin oyu kardeşinize bir dolar bir lira olacak değil mi? Jöleli danışmanı öyle söylemişti bir dolar bir lira olabilir. 2 lira olduğunda Cumhurbaşkanı bir doları bir liraya indirecekti dediğinin 8 katına çıktı dolar. Onun Cumhurbaşkanlığı süresince. Ve şimdi hal böyle olduğunda Türkiye'de ekonomi konuşulmasın. Türkiye'de bu sıkıntılar konuşulmasın. Her böyle tartışmanın çünkü normalde Recep Tayyip Erdoğan doları faizi düşürmeyenin kafasını vurduğu bir süreçte faiz yükseldiğinde ne konuşulur? Hep bunlar konuşulur. Hayır. Gündeme yeni bir bomba atalım. Ve bugün aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'in de bulunduğu HDP'nin eski milletvekillerine, MYK yönlerine yönelik bir operasyon yapıyorlar. İletişim Başkanlığı bütün ekranları aynı görüntülere boyamış. Ve bunun üzerinden insan ilk açınca ürküyor. Türkiye'de bunlar mı oluyor? Veya çok yakın bir zamanda olmuştu da şükür faillerini yakaladılar diye bakıyorsunuz. Mevzu altı yıllık. 6-8 Okim olayları olarak bilinen olaylarla ilgili... Ayhan Bilgen daha önce tutuklandı. 9 ay tutukluk aldı. Serbest bırakıldı. Ve anayasa mahkemesine başvurdu. Haksız tutuklandım diye. Deliller sundu. Ve anayasa mahkemesi 2017 yılına 2017'ye 5974 sayılı kararıyla dedi ki olayların olduğu ve HDP'nin MYK bildirisinin imzalandığı, yazıldığı gün Ayhan Bilgen o toplantıya katılmadığını anlaşmış. Katılmamış Ayhan Bilgen o toplantıya. Bu yüzden o bildiriden sorumlu tutulamaz. Hak ihlaline uğramıştır dedi. Yattığı 9 ay içinde tazminat verin buna dedi. Bu mağduriyeti gidermek için devlet para ödeyecek dedi. Bugün Ayhan Bilgen'i 6-8 Ekim olayları sırasında MYK üyesi olduğu için gözaltına alıyorlar. Sebep? Çünkü Kars'ın seçilmiş belediye başkanı ve HDP'nin elinde kalmış son il belediye başkanı. Bunu yapınca o eski görüntüler televizyonlarda dönebilir ve ekonomideki bu çöküş konuşulmayabilir ve yeniden Türkiye başka bir gündemin AKP MHP için kendilerince elverişli bir gündemin içine çekilebilir diye düşünüyorlar. Sırrı Süreyya Önder tutuklandığında bu iddialar kendisine soruldu. Bu iddialara kendisi savunma yaptı. Bundan dolayı da ceza almadı. Zaten dışarıya da çıktı. Eğer bundan dolayı ceza almadıysa zaten bitmiş. Yattığı ceza bununla ilgiliyse neden bir daha götürüyorsunuz? Ve Ayhan Bilgen ilin belediye başkanı Savcı Bey telefon açsa, Ayhan Bey bir ifadenize ihtiyacımız var dese, kaçıp gidecek değil herhalde belediyeyi bırakıp. Kaçıp giderse işinize gelir, yerine valiyi koyarsınız. Ama Ayhan Bilgen'i yaka paça evinden gözaltına alarak götürüyorlar ve o görüntüleri servis ediyorlar. Bunun Türkiye'de kendileri için elverişli bir gündem yaratmak ve kendilerine itiraz eden herkesi sonunuz böyle olur demek, ve kazanamadıkları seçimleri yani Milli irade başka türlü tecelli ettiğinde onu kirli irade görüp Kendilerine verilen oylarda milli iradeyi baş tacı Başkasına verilince Alaşı yapmakla ilgili Bir çabanın içindeler Biz 6 sekim olay, 8 olaylarıyla ilgili Ölen 50 vatandaşımızı Yasin Börüyü de ayırmadan Mert değirmenciyi de ayırmadan Şanlıurfa'da ölen Aynur Kudin'i de ayırmadan hepsi için yüreğimiz yanıyor. Ve bu olaylardaki bütün sorumlular. Bugün Sayın Mithat Sancar olaylarda ölenlerin önemli bir kısmının HDP üyesi olduğunu söyledi. Çünkü 50 kişi öldürdüler diyorlar. Bu da önemli bir veridir. Olaylarda ölen Yasin Börü'ye ciğeriniz yanmıyor mu diye AK Partiler soru sorarlar. Bu da kıymetli bir tespittir. Ölenlerin hiçbirisini ayırmadan 6-8 Ekim olaylarına üzülüyoruz, ağlıyoruz, yüreğimiz yanıyor. Sorumlular varsa çıksın ama sorumsuzluğu anayasa mahkemesi tarafından tescil edilmiş, hak ihlali denmiş bir belediye başkanını görevinden almak ya da onu kriminalize etmek, onun üzerinden Türkiye siyasetinde başka bir çalkantı yaratmaya çalışanlara karşı da milletimiz uyanık olsun, meseleyi doğru bir açıdan görelim. 6-8 Ekim olayları üstünden 6 yıl geçti. Hangi yeni delil var bilmek isteriz. Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ve o 6-8 Ekim olaylarından dolayı bir belediye başkanı o dönem MYK üyesisin diyorsa anayasa mahkemesinde olmadığına karar vermişse bunun üzerinden yapılacak algı operasyonunun emin olun yalan bir algı operasyonu olduğu için Cumhur İttifakı'na da zerre kadar faydası olmayacaktır. Millet böyle manipülasyonlara karnını çoktan doyurdu. Tabi bir açıklama bekleriz. Ne açıklama bekleriz? Mesela şundan bir açıklama bekleriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi Türkiye'nin de yakından tanıdığı James Jeffrey Suriye'de Türkiye'nin terör örgütlerine müdahale etmeyeceği garantisini verdi. Şimdi bu garantiyi bizim adımıza James Jeffrey nasıl veriyor? Bizimkiler kime tamam olur dedi. Recep Tayyip Erdoğan bu konuda Trump'a ne dedi? Suriye özel temsilcisi bizim adımıza bu garantiyi nasıl veriyor? Hakikaten manidar. Bugüne kadar yalanlanmadığına göre doğruluyorlar. Herhalde bu yalan olsa anın, anında ey James Jeffrey sen nasıl konuşuyorsun? Bizim terör örgütüne saldırmama, bizim terör örgütüne müdahale etmeme garantimiz olamaz. Derlerdi. Demeyip de susuyorlar. Sonra altı yıl önceki bir başka mesele üzerinden bir algı operasyonu ve bir sindirme operasyonu yapıyorlar. Valla altı yıl önce Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olmadan hemen önce muhalefet kulisine gelirdi. Muhalefet kulisinde MHP'lilerle oturmazdı. Çünkü onlar birbirlerine birbirlerinin yüzüne bakamayacakları hakaretleri etmişlerdi. Ben burada tekrar etmekten utanç duyuyorum. Bizimle de konuşmazdı. Bizim de öyle bir merakımız yoktu. Ama Sırrı Süreyya Önder'le çok samimi çay kahve içip şakalaşırlardı. Altı yıl önce. Ben oradaydım. Muhalefet kulisinde Sırrı Bey'in çayını içmeye gelirdi de bize gelmezdi, beklemezdik de MHP ile yakından geçmezlerdi. Göz göze gelmezlerdi. Şimdi MHP ile birlikte altı yıl önceki Sırrı Süreyya'yı yargılamaya kalkıyorlar. Ama James Jeffrey diyor ki Türkiye söz verdi. Terör örgütlerine müdahale etmeyecek Suriye'de. Buna da susuyorlar. Bunu bütün vatandaşlarımızın değerlendirmelerine ve vicdanlarına havale ediyoruz. Bize gösterilen fotoğraf, bize gösterilen görüntü başka bir görüntü ama başka yerde başka işler oluyor. Bizim milletimizin feraseti bu tip kandırmacaları, bu tip aldatmacalara aldanmayacak kadar yerindedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Olmadığına göre buyurun. Ee, Ziya Selçuk'tan bahsettik EBA'dan. Daha sonra açıklama yapıldı. Çökmedi. Siber saldırı oldu dediler. Bu dış güçler, bugün... saldırdı. Evet dış güçler saldırı dediler. Ee, yine bugün bir açıklama yaptı Ziya Selçuk. Ee, çökmesini yine bekliyoruz. Yine olabilir dedi. Konuyla ilgili de ne dersiniz? Biraz önce söylediğim gibi yani Bizim elimizde bir bakanın siyasi sorgulanması için en kuvvetli e, yetki ona gen soru vermekti. Son anayasa değişikliğinde bunu kaldırdılar. Olsaydı genç soruyu alnına patlatmıştık bu yaptıklarından dolayı. Böyle bir e, süreçte çocukların uzaktan eğitiminin çok önemli olduğu bir süreçte büyük bir vurdum duymazlık içinde. yüzde %90'ı başarı sayıyor kesinlikle kabul etmiyoruz. CHP'li belediyeler biz bu sorunu çözelim diyorlar, izin vermiyorlar. Bunu da yani çocukların eğitiminden çok CHP'nin baskılanmasını önemsiyorlar. Bunu da millete şikayet ediyoruz. Ve söylediğimiz şudur. Bir Milli Eğitim Bakanı daha büyük bir kusur işleyemez. Daha büyük bir kusur işleyemez. Ve Milli Eğitim bütçesi içinde 2002 yılında geldiklerinde yatırımların payı yüzde on sekiz nokta altı iken şimdi yüzde dörtlere düştü. Yatırım dediğinizde sadece bina anlamayın. İşte böyle bir çağda 2020 yılında bize virüs gösteriyor ki bir buçuk milyon ailenin evinde internet ve televizyon yok. Ve başka bir şey gösteriyor. Dün de bir televizyon programında değinmiştim. İki buçuk milyon ailenin de iki buçuk milyon ailenin de nüfusu altıdan fazla. Altı ve altıdan fazla. Yani anne babayı çıkarsanız dört ve daha çok çocuk var. Ve o çocukların bir, iki, üç tanesinin ihtiyacı var ama tek televizyon var. Ya da babada bir tane telefon var. Baba da telefonla işe gidiyor. O yüzden o babanın işe giderken yanında götürdüğü telefonu evin uzaktan eğitime erişimi diye sayan da bir kafa var. Bunların tamamı Milli Eğitim Bakanı'nın Artık gerçeklikten koptuğunu o çünkü şöyle düşünür Milli Eğitim Bakanı. Onun geçmiş pratiğinde şu var. Babasının cebinde parası olan getirip özel okula çocuğunu verenlerin aldığı eğitimden memnunsa müşteri memnuniyeti tamamdır. O öğrenciyi müşteri gözüyle görüyor. O yüzden dedi EBA çöktüğünde bu iyi bir şey. Demek ki bize çok müşteri geldi. Oysa ki kaç kişinin başvuracağı önceden belliydi ve buna hazır hale getirilmemiş sistemin sorumlusu kendisi. Gelecekte çökecektir diyor. Bu da utanmadan söylenecek bir söz değil. Ben Milli Eğitim Bakanı olsam ve böyle bir sözü söylemek yerine o makamı bu işi daha düzgün yapacak birisine terk etmeyi daha doğru bulurdum. Tabii. Koronavirüs ek açıklandı. Profesörlere yüzde on altı, din görevlerine yüzde yüz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, uzun süredir bu düzenleme bekleniyordu. Bu düzenleme gelecekti ki ona göre döner sermayeler hesaplanacaktı. Verilen sözler vardı. Elbette bir düzenleme yapılırken çok kazanana daha düşük, düşük kazanana daha yüksek gibi bir düzenleme düşünülebilir. Şunu beklersiniz. Örneğin doktorlara yüzde seksen, hemşirelere yüzde doksan, ıı, sağlık emekçilerine yüzde yüz vereceğiz dersiniz eyvallah. Bunun içinde din görevlileri de olur, onun da gelir seviyesi göre işte hemşireye denkse 90 olsun mesela, eyvallah. Ama Pusa profesörü profesöre 16, doktora ortalama 40, ama din görevlisine hastanede yaşayan yüzde 100. Bu artık ne akıl ne mantık bu meseleye nereden baktıklarıyla ilgili bir iş. Bir mücadelede sağlık emekçileri tam bir takımdır. Aralarında ayrım yapılmaması gerekmektedir. Özellikle döner sermayeden pay almayan ama günde 12 saat 14 saat Covid'li hastaların çarşafını değiştiren her ihtiyacını gören refakatçisi olmadığı için yemeklerini yediren e, sağlık eğitimi almamış sağlık emekçileri var. Onların durumlarının gözetilmesi lazımken burada bunu yazanların en kıymetlimiz din görevlileridir yazması kendilerinin ne kadar vizyonsuz ne kadar bilgisiz ne kadar meseleden bir haber olduklarını gösteriyor. E, yapılan iş doğru değildir. E, çok kazanana çok, az kazanana az, e, az kazanana çok, çok kazanana az yüzde doğrudur. Ama onun yüzde seksenden aşağı olmaması ve 80, 90, yüz kademelendirmesinin de e, en düşük olanların yüz alması üzerinden olmalıydı. Dünya görüşü üzerinden yapılmış bu kademelendirme devletin kimlerin emine, emanet olduğunu gösteren güzel bir örnek. Teşekkür ediyoruz.